Peki biz bu arada tabii taraftarlar da teknik direktörü beklerken transfer yaptı Fenerbahçe. Serdar Dursun isterseniz birkaç cümle de ondan bahsedelim. Ee, zira Serdar Dursun aslında milli takımın aday kadrosu açıklandığında da çok konuşulan bir isimdi. Acaba neden e, Şenol Güneş tercih etmedi? Bundesliga 2'de gol kralı oldu diye. E, bu transferi nasıl yorumluyorsunuz şimdi? Acaba teknik direktör mü yaptı? Acaba kim yaptı? Kim istedi Serdar Dursun'u diye de bir taraftan düşünülüyor. Mesela. Ya bu bence biraz hesap kitap transferi. Yani e, oyuncunun Şartları uygun, e, oyuncu da gelmek istiyorsa e, iyi de gol atmış, iyi bir performans sergilemiş. Bence kulübeye bir transfer yapılmış yani ben öyle anladım. Kulübeye mi? Evet, e, şey değil yani ben kötü bir transfer olarak şey yapmıyorum, değerlendirmiyorum yani. Yani iyi bir üçüncü forvet. Yani evet. Üçüncü. Üç. Ener bahçe seviyesi için. Mündez e, Liga 2'den golcü alıyorsunuz. Kaç yaşında yani 21 29. yaşında alırsın tamam 21 yaşında al dersin ki bu 2 yıl sonrasının birinci forveti. Kaç yaşında? 29. Yani bu Neziğa 2'den Fenerbahçe'ye golcü alıyorsan 3. forvettir. Ya başka İyi trans bir 3. forvet transferi. Hatta Türkiye'de son yıllarda duyduğum en iyi üçüncü forvet transferi falan. Hadi ikinci olsun. O zaman ya, daha Yani e Sese'yi de öyle aldılar. Kulübe transfer etmek için aldılar. Ölü bir yatırımdı. İşte ne oldu? Bak bakıldığı zaman şu Galatasaray'ın 3. forveti Halil Derviş noktada. oldu. Evet. Geçen sezon için. Bu sezon belki de olmayacak. Gerçi milli takım böyle giderse muhtemelen Brentford yok, onunla ilgili bir, herhangi var. bir şey yok yani. Ee, şu anki yönetimde zaten bir eylem planı yok. Yeni gelecek olan yönetimde o yok, bir, planı... ama hoca kalsın İngiltere'deki demişti. kulübü biliyorsun çok özel bir kulüp. Çok özel bir kulüp. Yani çok değişik yönetilen bir kulüp. Öyle kolay kolay yorumlanabilecek bir yönetim biçimi ve zihniyeti ve kültürü yok Brentford'un. Ama e, Halil'i bir sene daha kiralayabilirler. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir şampiyonu geçirse, geçirirse bu olmazdı. Çok yüksek bedelleri 30'a 25'e satılabilecek bir potansiyel görüyorlar Halil'de. Ama bu koşullar altında bir sene daha Galatasaray'a kiralanabilir. Hatta belki başka bir Türk takım da devreye girebilir bilmiyorum. Ha, Halil kötü adam değil yani. Hı -hı. Şey Serdar belki ondan daha tecrübeli, son vuruşları daha iyi falan olabilir. Ama hani Bundesliga 2'den gol kralı alıyorsanız Fenerbahçe seviyesi için bu 3. forvettir. Benim yani bildiğim Bundesliga Fenerbahçe için. Championship ile karıştırmayalım diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Championship'in gol kralını alıyorsanız o da 1. forvet değildir gene bak Fenerbahçe seviyesi Fenerbahçe için. Fenerbahçe gol kralları aldı İspanya'da. Ya Van evet, Hooydon <laughs> Anelka oynadı. Ama ya. Ya, ya, aynı dönemlerde ya. değiliz işte doğru söylüyorsunuz. 2. Yani, forvetidir. Bak Championship'de de Aynı ya şeyi bunu, bunun şeyini bizim yapmamız e, yorumdan öte burada taraftarın yapacağı yok. yani taraftara bir takım beklentileri e, sürekli e, söyleyip yani işte biz şampiyon olacağız biz e, Fenerbahçe'ye böyle bir vizyon getireceğiz biz Fenerbahçe'ye işte Alman Port portekiz ekolünden bir teknik adam alacağız Şimdi biz o öyle Fenerbahçe Serdar Dursun acaba Alman ekolünden biri bir teknik direktör mü ya, istedi? diye de yorumlandı mesela. Yok bence hesaplı bir transfer er, olduğu hoca için. Ergin Çocuk diyebiliyorum ben. Ergin e, Hoca'nın raporuyla alınmış diyebiliyorum. Yani imkanlar doğrusunda oyuncu da kabul etmiş olmuş bitmiş yani. Kötü bir transfer değil. Kulübeye yapılmış bir transfer. Yani bir numara oynayamaz mı? 11'de oynayabilir ama e, yani başkanın çizdiği profille, başkanın söylemleriyle şu an Fenerbahçe'nin icraatları birbiriyle uyuşmuyor yani. Bu birinci de teknik adam konusunda mesela. Yoksa Fenerbahçe, Hırvatistan'dan gelmiş, Bulgaristan'dan gelmiş, Arnavutluk'tan yani olabilir. kimseyi küçümsenecek bir durumu yok. Ama kendisi söyledi. Yani hoca profilinden bahsetti. Emre ile neden çalışmadıklarını Emre Berezoğlu ile anlattı. Ve bugün ayın 18'i yine aynı şekilde birazdan Beşiktaş'ı konuşacağız. Galatasaray'ı konuştuk. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hocanız yok ya. İşte Yok Ali un söylediğine göre e, isim de daha belli değil ve kongreden birkaç gün öncesinde belli olacak. O Niye zaman gazetecilere zaman zaman yani üçüncü hafta etik olarak belli olmamasından başka bir duruma doğru gidiyor. Ya yani ben mantıksız bulduğumdan bütün bu yaşananları bana en çok mantıklı gelen olasılığı bir kez daha belirtmek Hı -hı. istiyorum. Bence Faurla anlaşılmış. Bence ve e, Ama ayıp öyle olmasın olsa diye anlaştık demez miydi Ali Koç? Hayır Seçim anlaştık ama ismi açıklamayacağız. Yani var gündemimizde bir isim hatta planlamalarını... Dediği gibi da işte yani... ekonomi gazetecilerine dedi ağzından kaçırdı sanki orada. Ne biliyorsun anlaşmadığımı dedi. O, o da iki taraflı. Yani hala anlaşmadınız ama. dedi. O an bir sinirlendi kendini tutamadı. Her insan gibi Ali Koç'un da öyle bir hı hı. eşik geçildiğinde e, refleksi var. Dedi, ne biliyorsun anlaşmadığımı dedi. İşte e demek anlaşmış. Niye desin Vallahi. ya? Koskoca, Farma Oral, Daliş Fenerbahçe kulübünün başkanı niye böyle bir şey desin? Zlatko Daliş bile açıklanabilir sürpriz olmazsa. Olsun. Dört, belki son anda vazgeçti. Öyle olmuştu bir kere hatırlıyorum. Ali Şan tamam, çünkü... Yapmıştı. Bir başkan anlaştığı teknik direktöre dedi ki ya ben başkasında karar verdim dedi. Ona da bir 100 bin euro gönderdi. O Fenerbahçe, da, Fenerbahçe eğer böyle bir isimle anlaşırsa Daliş mesela yeni bir maceraya yelken açmış olur. Çünkü sabredecek vakti yok. Sanki fabre macera değil. Ya yine onun kariyeriyle dal için kariyeri aynı mı canım? Yani alakası yok bence yani. Kariyer ee, değil. Bak, Mourinho'yu getirsen macera, yenilik macera, yeni bir hoca macera, Türkiye evet, macera. Evet bir teknik direktör var hani mı? Lef adına spordan küme düşüp e dalici getirirse adam. biz burada tartışırız. Ben sana söyleyeyim, herkes tartışır. Bilmiyorum ki. Niye Ama herkes aldınız diye. mı? Bence yani, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Türk olmalı. Türk olmalı. Bence Türk olmalı. Mi? Bence spor ben olsam mi? mesela tekrar hani birden Kimi panik ki Türkiye'den? Türkiye'den. Var Türkiye'den var mı kafanda bir aday? Bilmem mesela. Emre Belözoğlu bulurdu birini. Emre Belözoğlu'nu gönderdin. Şu an her şeyi bütün elleri yeniden dağıtıyorsun. Ya yani Sergen Yalçın. Sergen Yalçın yani Beşiktaş'ta mesela anlaşmasa Fenerbahçe teklif yapsa gider mi? Kim? Sergen Yalçın Eğer anlaşamazsa Beşiktaş'la Niye oraya da gideceğiz. Profesyonel değil mi? Zirve evet, profesyonel. Yani, neden yani gitmesin? böyle bir teknik adam profili Fenerbahçe'yi çalıştırabilir mi diyorsun? Onu Uğur Ekşioğlu ile tartışıp Beşiktaş'ta efsanesiyken Beşiktaş'ın Beşiktaş altyapısının futbolcuyken gitmedi mi başka kulüplere? Gitti. Niye teknik adamken gitmesin? Okan Buruk da gidebilir. Niye gitmesin? Beşiktaş'a gitmedi mi Okan Buruk? Beşiktaş'ta oynamadı mı? Oynadı. Eee? Ne var yani? Ayıp mı? ya Bu noktaya gelebilir diyorsun yani Fenerbahçe'ye. Selçuk Yula Galatasaray'da oynadı ya. Hocam, ötesi var mı? Bak daha ötesi yok. Allah rahmet eylesin Selçuk abimi çok severim. Ee, yani rahmet istedi. Çok severim. Selçuk Yula Galatasaray'da oynadı ya. Tanıdığım en büyük Fenerlilerden biri. Taraftar ister mi böyle bir senaryoda? Selçuk Yula'yı istedi. Ya Selçuk Yula'ya bir mırın kırı nedenler aldı. Sonra Selçuk Yula'dır dedi. İzledi Galatasaray taraftarı. Baliç, kefen giyerim Galatasaray forması giymem dedi. Galatasaray'da oynamadı mı? Neyi konuşuyoruz ya? ya tabii yerli yerli, Revio, olma, sezon, yerli olma ihtimali, zayıf bir ihtimal. Sezon ortasında Galatasaray'a geçti. Ya, sonuçta yabancı bir teknik adamla yola devam edecek. Anladığımız kadarıyla özetlersek... Dağım, Beşiktaş, bu Beşiktaş Fener, ünlü, Beşiktaş Fener. ünlü çok kariyerli bir hoca olmayacak. Çünkü o, haberdeki gibi e, bunlar Türkiye'ye gelmek istemiyorlar ve şartları ağır. E, şartları hafif olan da e, Zlatko, Daliç ya da onun benzeri Emsal'i. Hocalar olacaktır ee, ki haberlere göre de Daliç'le bir anlaşma yapılmış açıklanırsa da e, sürpriz olmaz. Portekiz ekolü ve Alman ekolü de. Ben yani e, Balkan ekolü olabilir. O, e, tercih. o da Hırvatistan milli takımının hocası. Daha önce de. E, Bu arada daha önce de e, evet gündeme gelmişti daha, hatta Euro 2020. Ta, yani o, Erol Bulut zamanında geldi. Evet, evet. İsimlerden bir tanesiydi. Yani Euro o zaman 2020'ye gideceğiz diyerek. Euro, evet, Euro 2020'den sonra tekrar bir görüşme olacaktı. Evet. Ertelendi Euro 2020. Sonra Emre Berezoğlu Erol Bulut'la anlaşılmasını şey yaptı, bastırdı ve bu isimle devam edildi. Bu sefer Zlatko Dalic ismi de olursa yine diyorum bu programda hatırlatırız. Sürpriz olmaz yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben. Biraz hani Du Maalesef onlar böyle sarkastik yaklaştırıyor beni. Bu üç büyük kulübümüzün nefis yönetilme biçimleri sayesinde Hocaları yok. Hocaları Bakın, yok. Fenerbahçe, 18 Haziran. Aynen. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray yöneticileri, olası yöneticileri <laughs> sizlere... Üzücü bir haber vermek istiyorum. Suudi Romanya'da bir takımla anlaşmış, benden kaçmış. Ya yani çok da Suudika hayranı gibi duruyorum da. Yani şu yaşattığınız durumdan ziyade özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a söylüyorum. Hani sumidikayla şu an 15 gün önce anlaşmış olmanız bile daha iyiydi. bak Sumidika'yla ile bile Abi çok acayip ya ya Galatasaray seçim yapacak da teknik direktör Fatih Hoca kalacak mı gidecek mi konuşuyor Fenerbahçe ile Beşiktaşın teknik direktörü yok ya o zaman Beşiktaş'ta devam edelim